Elvanoğlu Ajanda ile günün gelişmelerini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ağızlarını her açtıklarında nifak saçabilirler miydi? Milletimizin sinir uçlarını zedeleyen küstahlıklar bu güruhun yanına bırakılır mıydı? Yarının Türkiye'sini inşa edeceklermiş. Halbuki 1982 darbe yıllarının Türkiye'sinin tıpkısını, aynısına hizmet ettikleri yalın ve sarsıcı bir gerçek halinde ortadadır. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanını tek dönemle sınırlayıp sembolik hale getirme önerisi, cahilliğin ve milleti tanımayan kadir bilmezliğin bu bir tuzağıdır. Zillet ittifakını oluşturan partilere çağrım, gelin Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa hazırlığına ve hedefine siz de katılın. Gelin siz de bu tarihi sorumluluğa ortak olun. Geçmişe takılarak geleceğin vizyonunu kurmak gibi bir hezeyandan geri dönün. Gelin Türkiye'nin yanında durun. Gelin bu milli şerefe siz de katkı verin. Değerli arkadaşlarım, 6 parti 55 defa bir araya gelmiş, kaç defa toplantılar yapmış, dün akşam da 6'sı birden dizilmiş, anayasa takdimi yapıyorlar, toplanmış orada belli bir güruh, alkıştan salonu yırtmaya ve altılı kaynağının iktidar olacağını sevinmektedirler. 6'sını bir araya getirsen bir milliyetçi hareket yapmaz. Değerli arkadaşlarım, bu anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa taslak metnidir. Değerli anayasa hukuku bilim insanlarının partimizin değerli yöneticileriyle birlikte yaptıkları çalışmanın bir ürünüdür. Gelsinler bir de bunu okusunlar. Eğer bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe 6'sını birden atın. Kurucusu ve partimizden değerli arkadaşlarımızın yine bilim insanları ile yapmış olduğu bir başka anayasa çalışması raporu da yeni anayasa taslağı olarak TASAV, yani kurucusu olduğum vakfın eseridir. İşte size 6'ya karşı 2, bu Cumhur İttifakı demektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yaşaması için Cumhur'un bir kanadı olan AK Parti de değerli yönetici ve bilim insanlarıyla çalışmaktadır. Onların da hazırlayacağı anayasa metinleri burada buluşur ise 100. yıl dönümünde Türkiye yepyeni bir anayasaya, yepyeni bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kavuşmuş olacaktır. Şimdi bunların bir uykusunu da kaçırayım. 7 ayda bir defa seçilecekmiş. Peki 7 yıllık bir seçim yapılacakmış. Bir defa görev yapacakmış. Biz bir görevi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak tamamladık. İkincisine 23'ünde hazırlanıyoruz. Şimdi soruyorum. Cumhur İttifakı, Milletin İttifakı ise 2 yetmez, 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5'er yıllık 3 dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek.
Şimdi devam ediyorum. Altılı ganyan duysun. Bugün veyahut yarın, belki başka gün. Bugün olmadı, ertesi gün. Nerede ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bunu yapmazsanız tarih ve millet huzurunda nankör ve inkarcı olarak anılacaksınız. Hiçbir zamanda milletimizden geçer not alamayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin arayıp bulduğu şifadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi lider ülke Türkiye'nin süper güç, Türkiye'nin ilahi kelimatullah, kızıl elma ülküsünün ön sözüdür, ön yüzüdür, taşıyıcı kolonudur. Devlet ve millet dayanışmasının kırılmaz ve yıkılmaz kuvvetidir. Bu sistemden geri dönüş yoktur. Türkiye'nin film şeridi gibi geriye sarması diye bir şey söz konusu olamayacaktır. Muhalefet partilerini izaha davet ediyorum. Bunların kazanacak aday girdabında birbirlerini yemeği bırakmalarını, kulak çekme işine son vermelerini, enseye tokat siyasetinden vazgeçmelerini millet için, devlet için, demokrasi için gerekli ve acil olduğunu hatırlarınızda ısrarla dile getiriyorum. Yaparlarsa ne âlâ, yapmazlarsa pekâlâ der, işimize ve ileriye bakarız. Allah'ın izniyle Zillet ittifakını yürüyüşümüzden çıkacak tozumuzla baş başa bırakırız. Muhterem arkadaşlarım, 2023 yılı Merkezi Yönetim Kanunu teklifiyle 2021 yılı Kesin Hesap Kanunu teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri 25 Kasım 2022 günü Cuma günü tamamlanmıştır. Şimdi sırayı genel kurul safhası almıştır. 5 Aralık 2022 Pazartesi gününden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başlayacak. 16 Aralık 2022 Cuma gününe kadar süreç devam edecektir. Bu kapsamda grup toplantılarımıza da ara vereceğiz. Her zaman olduğu gibi sizlerden beklentim, genel kurulda yapacağınız konuşmalarda yapıcı, nezih, katkı veren, ön açan, temiz ve dengeli bir dille konuşmanız, hazırlıklarınızı tam ve eksiksiz ikmal etmenizdir. Bütçe görüşmeleri esnasında sizlerin parti politikalarından ve Cumhur İttifakı'nın ana ilkelerinden ayrılmamanızı hasreten rica ediyorum. Ayrıca bütçe sürecinde disiplin ve devamlı şekilde genel kurulda bulunmanızı ümit ve temenni ediyorum. Şimdiden açıklıyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi Kanunu teklifinin yasalaşması hususunda destekleyici tavrını her aşamada gösterecek ve bütçeye evet oyu kullanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle alayınızı saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında iktidara sert sözlerle yüklendi. Çin de oy istemeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek. Cumhuriyet Halk Partisi adaya oy istemeyecek, güç birliğine oy isteyecek. Gücümüzü temerküz ettireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi oyları daha iyi bir yaşam için isteyecek. Daha adil bir düzen için isteyecek. Yeni bir Türkiye hayali için isteyecek. Yeni bir siyasal ve aynı zamanda siyaset üstü bir anlayışla oy isteyecek vatandaştan. Çünkü biz sadece ülkeyi krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Bir daha ifade edeyim. Biz sadece Türkiye'yi yaşadığımız ekonomik krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Bundan sonra ülkemizi yapısal krizlerden koruyacak sistemi getirmek için geliyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. 50 yıldır ekonomik krizi bir diğeriyle değiştirdik.
50 yıldır bu ülkede hep ekonomik krizler var. Bu ülke yoruldu be arkadaşlar. Gerçekten de yoruldu. O krizden bu krize, o krizden bu krize. Türkiye'yi buradan çıkarmamız lazım. Ve biz bu krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz. Bunu bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. Yeni bir nefesle geliyoruz. Neyin düzgün, neyin doğru olduğunu bilenlerin nefesleriyle geliyoruz. Yani vatanseverlerle birlikte geliyoruz. Ve inanıyorum ki bu insanlarımızla bu sarayların kötülüğünü yok edip ve galip geleceğiz. Birlikte galip geleceğiz. Çok çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Çok çalıştık ama ilham da aldık. İnanın mutluyum ülkemiz için. Umutluyum ülkemiz için. Geleceğimiz için umutluyum. Evlatlarımız için umutluyum. Umutluyum, umudumu besleyen benim mutluluğum. Umudu ve mutluluğu beraber yaşatmak zorundayız. Neden biliyor musunuz? Bunları gördükçe biz daha iyisini yapabiliriz. Gücü irademizle ortaya çıkıyor. Evet, biz çok daha güzelini, çok daha şıkını yapabiliriz. Ve bütün insanlarımızı kucaklayabiliriz. Ve bu ülkenin topraklarında krizi tümüyle yok edebiliriz. Kucaklaşmayı, sevgi, saygı yeniden inşa edebiliriz. Bu toplum hasretlerine yeniden geri dönecektir. Bundan hem umutluyum hem de mutluyum bunları ifade ederken. Tabii sizi İstanbul'a davet ederken dünyaya da seslenmek isterim. Ve ey dünya demek isterim. İnsanımız senin ucuz iş gücün değildir. Bu ülkenin insanı senin ucuz iş gücü insanı değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp depolama alanın değildir. Mahallelerimiz senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir. Bu karanlığa asla ve asla mahkum değiliz ve mecbur da değiliz. Ve dünyaya seslenip şunu söyleyeceğiz. İyice bak diyoruz. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Unutmayın, dünyaya sesleneceğiz. O vizyon toplantısında ey dünya diyeceğiz. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide rekabet etmeye geliyoruz. Sanayide rekabet etmeye geliyoruz. Eğitimde rekabet etmeye geliyoruz. İnsan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte iyi olan her şeyle rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya, sana da sesleniyorum. Sen de 3 Aralık'ı bekle diyorum. Hepinize saygılar sunarım. 3 Aralık'ta görüşmek üzere. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ara tatilin ardından eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilçe genelinde bulunan okul kantinlerine yönelik denetim ve kontrollerini sıkılaştırdı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ara tatilin ardından eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilçe genelinde bulunan okul kantinlerine yönelik denetim ve kontrollerini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri yapmış oldukları kontrollerde çocukların sağlığını tehdit edebilecek merdiven altı üretim olarak tabir edilen menşei belirsiz, son kullanma tarihi geçmiş veya açıkta ürün satışı olup olmadığını denetledi. Denetimde kantinlerin genel temizliği ve personelin hijyen kurallarına uyup uymadığı da incelendi. İş yeri ruhsatlarının da kontrol edildiği uygulamada eksiği görülen kimi kantin sahipleri uyarıldı. Eksikleri en kısa sürede gidermeleri için yasal süre verildi. Zabıta ekipleri uyarıları dikkate almayıp eksiklerini gidermeyen işletme sahiplerini kısa süre sonra yapacakları ikinci denetimlerde ilgili yasalar gereği cezai işlem uygulayacakları konusunda da uyardı. Adana Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde zirai tarım ilaçlarının üretildiği fabrikanın ham madde deposunda yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran yangın ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Adana'nın Sarıçam ilçesi Acıdere mahallesindeki organize sanayi bölgesinde zirai tarım ilaçlarının üretildiği fabrikanın ham madde deposunda yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Kimyasal maddeler nedeniyle zehirlenme riskinin bulunduğu bölgeye yangın tamamen söndürülüp gerekli temizlik yapılıncaya kadar girişlere izin verilmedi. Adana Valisi Süleyman Elvan ve beraberindeki Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci yangın bölgesine gelerek çalışmaları izledi. Yangının tekrar büyüme ihtimaline karşı söndürme çalışmalarına destek vermesi için bölgeye tomalar da sevk edildi. Kimya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Komşu Şube Müdürlüğü görevlileri yurt dışından kaçak oto parçası temin edenlere operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri takip sonucunda yurt dışından ülkemize girişi yasak olan ikinci el araçlara ait çalışır durumda olan ancak hurda kaydıyla ülkemize sokularak piyasaya sürülen araç motorlarıyla ilgili olarak haksız kazanç elde edip devleti zarara uğratan kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar yaptı. Daha önceden plakaları belirlenen ve fiziki takipleri yapılan araç motoru ve yedek parçalarının bulunduğu iki araçta yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon Türk lirası olan lüks araçlara ait 53 adet blok motor bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren KOM ekiplerinin takibi alıp dur ihtarında bulunduğu otomobildeki şüpheliler ateşle karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden biri olay yerinde ölürken iki polis bacağından silahla yaralandı. Üç şüpheli ise sağ olarak yakalandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ihbarı değerlendiren kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin takibe alıp dur ihtarında bulunduğu otomobildeki şüpheliler ateşle karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden biri olay yerinde ölürken iki polis bacağından silahla yaralandı. Üç kişi ise sağ olarak yakalandı. Olay Manavgat ilçe sanayi sitesinde gece saatlerinde yaşandı. Yasa dışı yollarla getirilen silahların satılacağı ihbarını alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri şüpheli otomobili takibe aldı ve sanayi sitesi içerisinde dur ihtarında bulundu. Ekiplerin dur ihtarına ateşle karşılık veren kişiler polis aracının kullandıkları araca arkadan çarpması sonucu araçtan inerek kaçmaya başladı. Çıkan çatışmada ismi henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken KOM Büro'da görevli iki polis memuru bacağından yaralandı. Kaçan araçta bulunan üç kişi ise sağ olarak ele geçirildi. Çatışmada ölen ve ismi öğrenilemeyen kişi olay yeri inceleme ekibinin yapmış olduğu araştırmanın ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede ameliyata alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Alzheimer konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini arttırabilmek amacıyla Mersin Alzheimer Derneği 13. Alzheimer Eğitim Kampı düzenledi. Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Aynur Özge, Alzheimer'ın ne olduğunu, başa çıkma yöntemlerini anlattı. Bulunduğu evi tanıyamıyor, yıllardır yaşadığı mahalleyi tanıyamıyor gibi. Sonra yerini yönünü tayin edemiyor. Her zaman evden çıkıp camiye giden amcamız evden çıkıyor. Sağa dönüp 50 metre uzaktaki camiye gidecek yerine sola dönüyor. Ve Erdemli'den nasıl beceriyorsa ta buluyorlar onu ki kara duvarda. Amca sen burada ne yapıyorsun? Arıyor aile, bayağı bir şey. Geleceğe ait plan yapamama. Yani bugün buraya geleceğiz. Saat 12.30'da toplantı başlayacak. O zaman işte benim evimin yerine göre işte atıyorum 11.30'da veya 12'ye çeyrek kala çıkmam lazım. İşte vasıtaya bineceğim. Yol şu kadar tutacak. Orada o saatte olacağım.
Bunu planlamanız lazım kafanızdan. Yani evdeki işinizi ona göre ayarlamanız lazım, kendi hazırlanmanızı ona göre ayarlamanız lazım gibi. İşte bizim hastalarımız bunları da yapamıyor. Çünkü bunlara ait kablolar eğer patlandıysa bu planlamayı, ayarlamayı da yapamıyor. Ve size işte ne bileyim gecenin üçünde biz hadi bir 5 dakika Ankara'ya gidelim, benim oğlan beni özlemiştir, bir oğlumu görüp de gelelim diyebiliyor. Baba gecenin üçü şimdi işte hastalar çalışmaz. Senin oğlanın yanına da öyle 5 dakikada gidip gelemeyiz buradan Ankara 6 saat diyemiyorsunuz. Hesap edememe. 100 lira para veriyor bakkala, onu istiyor, bunu istiyor, şunu istiyor, şunu istiyor. Bakkal geliyor diyor ki amca hesap 250 lira tuttu. Başlıyor kavga etmeye, sen beni aptal mı sanıyorsun diyor. Aldatıyorsun sen beni diyor. Dolandırıcısın diyor. Ben bunların hepsini diyor 80 liraya alacağım diyor. Sen ve al şu 100 lirayı bana 20 lira üstüne vereceksin diyor. İdrak edememe. Yani olayların mesela bir şey söylüyor, onun ne anlama geldiğini, karşı tarafta nasıl bir etki yaratacağını idrak edemiyor. Veya bir şey söylüyorsunuz işte aman o da ne ki diyorsunuz, çantada keklik. Geliyor senin çantanı karıştırıyor. Hani bu kuşu buraya niye koydun keklikleri kızım, niye koyuyorsun bu çantaya bu kuşu diyor. Hani o mecazi anlamı idrak edememek ve doğru kararlar verememek buna bağlı olarak. İşte bütün bunlar sonucunda bu kişi artık kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz. Kendi başına hayatını bağımsız bir şekilde sürdüremez bir hale geliyor. Bir nevi ne oluyor? Engelli oluyor. Artık tek başına sokağa çıkamıyor, kaybolur diye korkuyoruz. Tek başına alışverişe gidemiyor, hata yapar diye korkuyoruz. Tek başına yemeğini yiyemiyor, tek başına ihtiyaçlarını karşılayamıyor. O zaman bir nevi engellilik oluyor bu. İşte burada normal yaşlanmadan bu hastalıkların bu evrelerine geçiş öyle bir günde olmuyor. Bir anda olmuyor. Hani var ya Türk filmlerinde işte araba kazası geçirir bir anda, ben kimim burası neresi falan der. O değil bizim dediğimiz. O başka, ona amnezi diyoruz biz. Ani kafanızı çarptınız ya da bir zehirlenmeden sonra oldu, o amnezi, o başka bir şey. Bizimkisi yavaş yavaş, yıllar içerisinde oluşan bir şey. Yani akşamdan sabaha olan bir şey değil. Ne oluyor? Önce unutuyor, sonra kaybediyor, sonra tahammüller azalıyor, paraya düşkünlük oluyor, tepkileri değişiyor, becerisi zayıflıyor ve böyle bir kısır döngü. Ve neticede de tüm bunlar beyinde olduğu vakit biz şöyle diyoruz o hasta için. Eskisine göre daha telaşlı oldu ya da tam tersi. Aman pek hareketliydi, artık yerinden kaldıramıyoruz. Yani huyu değişti. Tepkileri değişti. Anlamsız gülmeleri var ya. En sevdiği okul arkadaşı vefat etmiş, kankalardı. Biz karalar bağladık. Eyvah anneme bunu nasıl söyleyeceğiz diye. Aman ne var canım, hepimiz bir gün öleceğiz dedi. Annem böyle yapmazdı. Annem o arkadaşı vefat etti değil, tırnağını incitse 3 gün karalar bağlardı. Doktor hanım burada bir de sorun var. Anlamsız gülmeler, anlamsız üzüntüler, anlamsız kavgalar, anlamsız harcamalar, anlamsız kararlar. İşte bunlar, yani bir kişinin kendi normallerinin dışına çıkması. Bir tane teyze var bana, bu Silifke tarafından bir köyden geldi. Ben vaktiyle bir eğitimde anlatmışım bu cümleleri. Geldi bana. Dedi ki kızım şu amcana bir bakıver. Neyi var amcanın? Ay bu adam belanın tekiydi doktor hanım. Baş belasıydı. Bana yapmadığı eziyet kalmadı. Ben yani bunun elinden dilinden çektiğimi Allah biliyor. Geçen gün sofraya çorba koydum. Bu adam dedi ki bana eline sağlık. Teşekkür ederim. Doktor hanım sen dedin ya huyu değişirse, iyi ya da kötü önemli değil, burada bir sorun var. Ben onun için getirdim sana. Aa şuna bak, o sen diyorsun ya Alzheimer mi, Alzheimer mi? Öyle bir şey vardıysa bu adamda. Aman bir tedavi etme. Elleme ama kötülemesin, bir tek yatağa düşmesin. Elleme, sakın tedavi etme, böyle kalsın bu adam. Ama yatağa düşmesin. Çoluğum çocuğum, ikisi de 2 evladım var. İkisi de düzenini kurdular. Pek mi mutlular? Ben de kendimden gurur duyuyorum. Onları bütün bu ortamdan sağ salim büyüttüm diye. Aman bu adam bir de yaşlılığında onlara bela olmasın. Mersin Barosu Başkanı Avukat Gazi Özdemir düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek avukatlık mesleğinin sorunları, geleceği ve baronun çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Diyarbakır Barosu'nun daha önceki dönem baro başkanlarının, avukat Tarih Elçi'nin bugün katledilişinin 7. yılı. Biz kendisini öncelikle rahmet ve saygıyla anıyoruz. Umarım en kısa sürede kendisini öldüren kişileri adalet önünde hesap verir. Biz de bu noktada barolar olarak bu mücadelede Tarih Elçi'nin ve Diyarbakır Barosu'nun yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Malumunuz baro seçimleri 2 yılda 1 yapılıyor. Pandemi sebebiyle 2020 yılında yapılması gereken seçimler gecikmeli olarak 2021 yılında yapıldı. O gün yapılan seçimlerde biz tabii ki adaydık. Mevcut yönetimde 4 kişi görev alabilmiştik yönetimimizde. Ben, Kazım Bey, Sina Bey ve Murat Bey. 2022 yılında yapılan seçimlerde ise tüm liste olarak biz baro seçimlerinde başarı elde ettik. Mersin Barosu'nda 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Tüm kurul adaylarımızla birlikte Mersin Barosu'nda görev alma şerefine nail olduk. Hem yönetim, hem disiplin, hem denetleme, hem de Barolar Birliği delegeli olarak tam liste yönetimde başarı sağladık. Ben bu noktada öncelikle değerli meslektaşlarımıza bize verdikleri bu güvenden dolayı teşekkür ediyorum, ama aynı zamanda da sorumluluğumuzun daha da fazla arttığının bilinci içerisindeyiz ve bu noktada elimizden geldiğince Mersin Barosu'na ve özellikle de Mersin'e hizmet etme anlayışıyla var gücümüzle çalışacağız. Şu an Mersin Baromuzda yaklaşık 3100 aktif çalışan avukatımız var ve 335 stajyerimiz var. Bugün itibariyle Mersin Barosu Türkiye'nin 8. büyük barosu bu sayısal oranlarla ve her geçen gün sayımız artarak devam ediyor. Aslında bu bizim biraz da eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi. Zira sizin de malumunuz olduğu üzere hukuk fakültelerinin sayısı Türkiye'de gün geçtikçe artarak devam ediyor. Şu an itibariyle ben cumartesi günü de baro başkanları toplantısındaydım. 87 tane Türkiye'de üniversite ve hukuk fakültesinin olduğunu, yine yurt dışıyla birlikte yaklaşık bu sayının 115 civarı olduğu belirtildi. Tabii ki bu kadar hukuk fakültesinin olduğu yerde bu kadar mezunun da olması gayet doğal, ama bunun barolara yansıması maalesef çok olumlu anlamda ilerlemiyor. Bizim stajyer sayımız ortalama yıl içerisinde 600-650 civarı stajyer geliyor Mersin Barosu'na. Bu da her geçen gün tabii ki baronun hem işleyişi anlamında hem de mesleğin işleyişi anlamında bir takım hem ekonomik hem de itibar sorunlarını yanında getiriyor. Bizim Mersin Barosu olarak görevlerimizin biz bilincindeyiz. Özellikle Mersin kamuoyunda sizlerin de yakından takip ettiği kurumların başına gelen bir kurumuz. Bu noktada Mersin Barosu olarak ne yapıyor diye soracak olursanız Mersin'de ve Mersin genelinde, biz özellikle adli yardım konusunda biliyorsunuz kadına yönelik şiddet, ondan sonra ve çocuk mağdur suçlarında Mersin Barosu olarak ücretsiz avukat tahsisi sağlıyoruz vatandaşlara. Bugün itibariyle bize başvuru sayısı değerli basın mensupları 1019 başvuru yapılmış bize bir yıl içerisinde. Kabul oranımız 1002, ret oranımız 17. Başvuran kadın sayısı 897, başvuran erkek sayısı ise 122. Bu adli yardıma başvuranların genelliği nafaka ve boşanma dosyaları noktasında bir talep söz konusu. Burada 790 başvuru gerçekleşmiş boşanma ve nafaka taleplerine ilişkin. Çocukla kişisel ilişkiye ilişkin 3 adet ve yine icra takibi nafaka alacağı için 46. Bunlar daha yoğun olan başvurular. Gündemimizdeki konulardan bir tanesi de takdir edersiniz ki avukata yönelik şiddet. Biz bu noktada aslında siz değerli basın mensuplarından da destek bekliyoruz. Çünkü zira şiddet her yerde var. Kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, ama bununla birlikte mesleklere de yönelik şiddetler gün geçerek artıyor. Ben şu duruma üzülüyorum. Biraz da artık içimi dökeceğim sizlere. Şimdi bir doktor şiddet gördüğü zaman basın mensupları buna çok fazla duyarlılık gösteriyor. Bunu da lütfen yanlış anlamayın beni burada. İşte çok kutsal, tabii ki doktorluk da çok kutsal bir meslek. Ancak bir avukat şiddet gördüğü zaman müvekkilinden ya da davanın karşı tarafından maalesef basında ve kamuoyunda çok fazla gündeme getirilmiyor. Ama aslında avukatların tamamı kamu hizmeti gören meslek erbaplarıdır kendileri, avukat meslektaşlarımız.
Dolayısıyla bizim sizlerden ricamız bu noktada bize biraz daha destek olmanız, kamuoyunda özellikle avukata yönelik şiddetlerde sizin de desteğiyle biz kamuoyunda gerçekten bu noktada bir baskı oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü avukatlar meslekleriyle özdeşleştiriyorlar ve en son İstanbul Barosu'nda biliyorsunuz bir boşama dosyasından dolayı meslektaşımız bürosunda öldürüldü. Dolayısıyla şu an bizim en çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi bu şiddet olayları. Bu şiddet fiziksel şiddete yönelik olduğu gibi sözle yapılan şiddetler de gün geçtikçe meslektaşlarımıza yönelik artarak devam ediyor. Bizim mesleğimizin siz basın mensupları tarafından kamuoyuna anlatılması sırasında bunlara hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum. Dolayısıyla kamuoyunun da gerçekten avukatlara yönelik olan algısının sizler sayesinde değişebileceğini düşünüyorum ben. Bu noktada sizlerden destek bekliyoruz baro olarak. Tarsus Belediyesi yıllardır altı durumda olan Tarsus Beyaz Kum Plajı bağlantı yolu yapım çalışmalarını tamamladı. Tarsus Belediyesi yıllardır atıl durumda olan Tarsus Beyaz Kum Plajı bağlantı yolu yapım çalışmasını tamamladı. Yaklaşık 12.500 metre uzunluğundaki Tarsus Plajı'nda yapılan temizlik ve yol düzenleme çalışmasının ardından hafta sonu sahilde olan vatandaşlarla bir araya gelen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sahilde yapılacak olan kum temizliği, deniz temizliği, otopark, duş noktaları, şezlong ve diğer sosyal donatılarla bir an önce vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların hızlandırıldığını dile getirdi. Sahile gelen vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Bozdoğan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Tarsus Belediye Başkanı plajda altyapı ve ulaşım konuları başta olmak üzere bölgede ihtiyaç duyulan çalışmaların tamamlanmasıyla plajın yaz sezonunda Tarsusluların hizmetine sunulacağını kaydetti. Haber bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Bölgesel Amatör Lig'de Mersin takımları sahadan 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı. Bölgesel Amatör Lig'de Mersin takımları sahadan 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı. Silifke Belediyespor Lider Adana Futbol Kulübü'ne deplasmanda 2-0 yenilirken Homurlu yine deplasmanda Kilis Belediyespor'a 4-0 yenildi. Anamur Belediyespor ise evinde Adana Vefa Spor'u 2-0 yendi. Silifke ligde 16 puanla 3. sırada yer alırken liderin 9 puan gerisine düştü. Diğer temsilcilerimiz Anamur Belediyespor 14 puanla 5. sırada ve Homurlu 10 puanla 12. sırada yer aldı. Haftaya temsilcilerimizin maç programı ise şöyle. Homurlu 1951 Gaziantep Gücü, Silifke Belediyespor, Kilis Belediyespor, Antakya Belediyespor, Anamur Belediyespor. Spor Toto Süper Lig'de yabancı hakem dönemi başlıyor. Dünya Kupası'nın ardından Türkiye'de yabancı VAR hakemleri göreve başlayacak. Şimdi iki tane konu var yabancı hakemle ilgili. VAR yabancı hakem mi? Orta saha yabancı hakem mi? Hem ikisi de mi? Spor Toto Süper Lig'de yabancı hakem dönemi başlıyor. Dünya Kupası'nın ardından Türkiye'de yabancı VAR hakemleri göreve başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı hakem için düğmeye bastı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın geçtiğimiz hafta düzenlediği toplantının da ana gündem maddesi Süper Lig'de yabancı VAR hakemi oldu. Kulüpler Birliği'nde büyük bir çoğunluk yabancı VAR hakemi için onay verdi. Süper Lig'de Dünya Kupası'nın ardından yabancı VAR hakemi kullanılacak. Süreç uzarsa ligin ikinci yarısında yabancı VAR hakemi dönemi başlayacak. Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da ve Yunanistan'da bu uygulama yapılıyor. 5-6 tane hakem eksiğimiz var. Yabancı hakemlerle bu açığımızı kapatacağız açıklamasını yapmıştı. Bizim düşüncemiz Kulüpler Birliği olarak ki burada tekrar teyit edildi. Şu an 22-23 hakemimiz var. 29 hakeme ihtiyaç var. En azından bu dönem için bir pilot sezon olarak o 6 eksiği, sakatlıklar olursa biraz daha da fazla olabilir, 6 eksiği yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrar var. Federasyonumuz ise VAR tarafında bunu yapmaya çalışıyor. O da pozitif, doğru bir adım. Görüştükleri bazı ülkelerden olumsuz cevap aldılar. Çünkü diğer ülkelerde de VAR hakemlerinin
Hani sadece VAR yapan hakemlerin sayısı çok fazla değil. Biliyorsunuz 2-3 senedir var. Dönüşüm içindeyiz. Ama bir girişim var federasyona. Suudi Arabistan ve Yunanistan yoğun bir şekilde özellikle önemli maçlar için yabancı hakem kullanıyorlar. Kocaeli'de bölgesel amatör ligde 7 gol yediği maçtan sonra kaleciliğe küsen 24 yaşındaki Aydın Pir bir süre futbola ara verdikten sonra sahalara forvet olarak döndü. Kocaeli'de bölgesel amatör ligde 7 gol yediği maçtan sonra kaleciliğe küsen 24 yaşındaki Aydın Pir bir süre futbola ara verdikten sonra sahalara forvet olarak döndü. Yeni mevkisinde henüz 4 maça çıkan Pir, sonradan oyuna girdiği her maçta gol atarak nöbetçi golcü Semih Şentürk lakabını aldı. Pir herhangi bir rakiplerine 7 gol atarlarsa maçtan sonra 7 gol yiyen kaleciye ne dersin sorusunuysa herhalde hiç takma derim. Hatta 7 tane atmayız herhalde. O an öyle bir psikolojideyken bir şey desen çok büyük bir tepki yersin. Hiç konuşmamak daha iyi olur şeklinde yanıtladı. Bir Edirne faciası oldu. Tabii arkadaşlar arasında Edirne Fatih falan dediler bir süre bana. Meşhur 7 gol başlıyor. Evet. Yani şöyle... Bir tane hatalı gol yediğimi düşünüyorum tabii ki her kaleci gibi. O da önümde normal çim sahada sekti. Iska geçtim, gol oldu tabii. Meşhur maçtan sonra tabii kaleci olarak tamamen çöküşe geçtim. Dedim ki bu kadar emek veriyorsun ama emeğin karşılığını göremiyorsun dedim. En sonunda dedim ki ben kaleciliği yapıyorum. Forvet'te de çok şanslı insanım dedim. Çalım atma yeteneğim yok ama ciddi anlamda derler yani golü kokluyor. Öyle şanslı insanım yani. Bir pozisyona giriyorum, atıyorum. Sonradan girdim oyuna. Her girdiğimde gol attım. Böyle 90+7 de attım. Maç kırılma anı 2-1 de attım. Ardından maç 0-0 dakika 80'de girdim. Bu sefer 2-0 kazandık. Hem attım hem attırdım. Ondan sonra bu sefer dediler ki bu çocuk yapabiliyor. Geldi direkt. Hatta arkadaşım fotoğrafı koydu. Dedi ya sen değil misin dedi bu dedi. Semih abi sağ olsun, buradan çok seviyoruz Semih abi. Bültenimizin sonuna geldik. Günün gelişmeleriyle ajandada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.